Bir arabanın yan dikiz aynasının yüzeyine dokunacak olursanız düz değil de dışarıya doğru çıkıntılı olduğunu fark edeceksiniz. Peki bu aynanın neden düz olmadığını hiç düşündünüz mü? Ya da buraya neden aynadaki nesneler göründüklerinden daha yakındır diye bir uyarı yazmışlar dersiniz. Bu videoda tüm bu sorulara yanıt vereceğiz. Evet. Bu soruların cevaplarını bulmak ve anlayabilmek için küresel aynaların sırrını çözmemiz gerekiyor. Başlamadan bir önceki videoda bahsettiğim küresel aynaların bir çeşidini gördüğümüzü hatırlayacaksınız. Bu aynanın iç yüzeyi yansıtıcıydı ve adının da çukur ya da iç bükey ayna olduğunu söylemiştik. Bu aynaya paralel bir ışın demeti ya da paralel ışık ışınları geldiğinde ışınların yansımadan sonra odak noktası adı verilen noktada toplandıklarını, başka bir deyişle de çukur aynanın ışınları tek bir noktaya odaklayabildiğini biliyoruz. Bu videoda ise küresel bir aynanın yansıtıcı yüzeyi dışta olduğunda neler olduğunu öğreneceğiz. Evet, küresel aynanın yansıtıcı yüzeyi dıştaki yüzey ise ne olur acaba? Öncelikle şu ışınlardan bir kurtulalım ve dıştaki yüzeyi yansıtıcı yüzey haline getirelim. Yansıtıcı yüzey dışta olduğunda aynanın yansıtıcı kısmının dışarıya doğru çıkıntı ya da tümsek yaptığını görüyorsunuz değil mi? Çukur aynada yansıtıcı yüzey içerideydi ve aynanın şekli de çukura benziyordu. Burada ise yansıtıcı yüzey dışarıda olduğu için aynaya dış bükey ya da tümsek ayna adını veriyoruz. Dış bükey kelimesindeki dış size aynanın yansıtıcı yüzeyinin dışarıda olduğunu hatırlatsın. Bu konuda anlaştığımıza göre bana tümsek aynanın ne işe yaradığını ya da ne gibi özellikleri olduğunu söyleyebilir misiniz? Videonun başında da söylediğim gibi bu videoda bunları öğreneceğiz. Aynı çukur aynaya yaptığımız gibi tümsek aynaya da paralel ışık ışınları gönderelim. Yansıma kurallarını uygulayalım ve bakalım bu paralel ışınların başına ne gelecek. Hadi bakalım. Aynaya paralel ışınlar gönderiyorum. İşte böyle. Bu arada ışınların paralel olmasının sebebi paralel ışınlarla konuyu anlamanın daha kolay olması. Bu yöntemle çalışırsak çukur ya da tümsek aynaların ne gibi özellikleri olduğunu anlamak daha kolaydır. İsterseniz paralel olmayan ışınlar da seçebilirsiniz. Yani bu durum fizik açısından bir şeyi değiştirmez ama söylediğim gibi paralel ışınlar daha pratiktir. Peki şimdi bu paralel ışınları yansımadan sonra ne olduğunu nasıl bulacağız? Bunu anlayabilmek için her bir ışının aynanın yüzeyine çarptığı küçük bir bölüme odaklanacağız. Bu küçük bölümleri daha yakından incelerken de düzlem ayna olduklarını varsayacağız. Neden diye soracak olursanız, düzlem aynaların nasıl çalıştıklarını biliyoruz da ondan. Bir normal çizip yansıma kurallarını uygulayacak ve yansıyan ışının hangi yöne gideceğini bulacağız. Şimdi videoyu durdurmanızı, buradaki ışınların hepsi için bir normal çizip, yansıma kurallarını uygulayıp, yansıyan ışınların hangi yöne gideceklerini benden önce kendi kendinize bulmanızı istiyorum. Evet hadi başlayalım. Söylediğimi bunlardan birkaçı için yapıp sonra neler olduğunu göstereceğim. Mesela bir bakalım evet buraya yakınlaşalım. Bu bölümü bu şekilde bir düzlem ayna olarak kabul ederim. Ve buranın bir düzlem ayna olduğunu kabul ettikten sonra buraya hemen bir normal çizelim. Bu gelen ışın olduğu için buradaki de geliş açısıdır. O halde yansıyan ışını da bu şekilde çizebiliriz. Neden diye soracak olursanız size geliş açısıyla yansıma açısının aynı olması gerekir de ondan diye cevap verebilirim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Mesela burası. Yakınlaşalım. Şimdi buranın da bir düzlem aynı olduğunu varsayacaksak düzlem aynayı bu şekilde çizebiliriz değil mi? Az önceki gibi yine bir normal çiziyoruz. Normal yüzeye dik olan doğrudur. Geliş açısı bu olduğuna göre yansıyan ışını da böyle çiziyoruz. Yansıma açısıyla geliş açısının eşit olması lazım. Ve şimdi de şekle uzaktan bakalım. İşte böyle. Bu arada cetvel kullanmadığım için çizimimin çok daha düzgün bir çizim olduğunu söyleyemem ama daha önceden düzgün bir çizim yapmıştım. Size hemen onu göstereyim. Yine de bu çizimi yani yansıyan ışının ne yönde olduğunu bu noktaların hepsi için benden önce kendi kendinize yapmayı denemenizi istiyorum. Denediniz değil mi? O halde gelin neye benzediğini hep birlikte görelim. İşte bu. Işınların yansımadan sonra artık birbirlerine paralel olmadıklarını ve farklı yönlere dağıldıklarını fark etmişsinizdir. Bu tümsek aynanın yansımadan sonra ışınları dağıttığı anlamına gelir. Bu noktada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çukur aynalarda ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Çukur ayna paralel ışınları tek bir noktada topluyordu. Tümsek ayna ise dağıtıyor. İşin ilginç yanı eğer bu ışınları bu şekilde uzatacak olursanız, ışınların odak noktasında bir araya geliyor gibi göründüklerini fark edebilirsiniz. Yani tümsek aynalar içinde bir odak noktası belirleyebiliriz ve bu nokta yansıyan ışınların uzantılarının birleştiği nokta olur. Aslında gerçekte böyle olmuyor. Ama hatırlanması kolay olsun diye ışınların bu noktadan başlayarak dağıldıklarını düşünebilirsiniz. Gelen ışınların paralel olmaları gerektiğini de unutmayın. Söylediklerimi bir kere daha tekrar edeyim. Tümse kaynalar paralel ışık ışınlarını yansımadan sonra uzantıları odak noktasından geçiyormuş gibi olacak şekilde dağıtır. Çukur aynalarsa paralel ışık ışınlarını yansımadan sonra odak noktasında toplar. Tümsek aynaların ışınları dağıttıklarını öğrendik. Harika. Ama bunun ne gibi bir faydası vardır dersiniz? Bu aynaların kullanım alanları nedir? Benim aklıma hemen bir kullanım alanı gelmiyor açıkçası. Yani ışınları dağıtmanın ne gibi bir faydası olabilir ki? Ama aslında tümsek aynalarında kullanım alanları var. Ve şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Önce bu ışınların bazı özelliklerini gözden geçirelim. Bu ışınların ters çevrilebilir olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Demek istediğim buradaki okların yönünü değiştirerek gelen ışınları yansıyan, yansıyan ışınları da gelen ışınlar olarak düşünebiliriz. Işınlar neden ters çevrilebilir? Çünkü yansıma kuralları bu durumda da geçerlidir. Bakın. Şimdi bu ışına odaklanalım ve bunu yansıyan, bunu da gelen ışın olarak düşünelim. Normalde buraya bir yere çizebiliriz. Işınları ters çevirdiğimizde geliş açısının yansıma yansıma açısının da geliş açısı olacağını ve yine birbirlerine eşit olacaklarını tahmin ediyorsunuzdur. Yani yansıma kuralları bu durumda da geçerlidir, öyle değil mi? Bu yüzden ışınları ters çevirsek bile yansıma kuralları yine geçerli olduğu için bu şekilde yine doğru olacak. İşte bu olayı anlarsak tümsek aynaların kullanım alanlarını anlayabiliriz. Şunu biraz küçültelim. Işınları ters çevirdiğimiz bu şekilde değişik yönlerden geniş açılarla gelen ışınların bize doğru yansıdığını görüyorsunuz değil mi? Demek istediğim şu. Burada bir yerde duruyoruz diyelim ve bunun yukarıdan bir görüntü olduğunu düşünün. Bu açıdan gözleri çizmek zor olduğu için gözlük çizim. Her neyse. Şimdi bu aynanın önünde bu şekilde durduğumuzu ve burada bir ağaç, burada da bir bisiklet olduğunu düşünelim. Ağaç ve bisikletten gelen ışınların yansımadan sonra doğrudan bize geleceğini görüyorsunuz değil mi? Demek istediğim tümsek bir aynanın yardımıyla düzlem aynayla göremeyeceğiniz şeyleri arkamızda duran şeyleri görebiliriz. Karşımızdaki eğer bir düzlem ayna olsaydı onu da burada gösterelim. Buradaki ışının aynısını buraya da çizdim. Yansımadan sonra bu şekilde hareket edeceğini yani bize ulaşamayacağını görüyorsunuz. Ama tümsek ayna sayesinde çok daha fazla şey görebiliriz. Yani tümsek aynalar bize daha geniş bir görüş alanı sağlar. Arkamızdaki şeyleri düzlem aynaya göre çok daha geniş bir açıyla görebiliriz. Demek istediğimi bu fotoğrafta görebilirsiniz. Burada yakınlarda bir yerdeki bir otoparkta bulunan bir tümsek ayna var. Görüş alanının ne kadar geniş olduğunu fark ettiniz mi? Neredeyse yolun iki ucunu da görebiliyoruz. Buradaki hemen hemen 90 derecelik bir açı ve neredeyse her tarafı görebiliyoruz. Tamam. Görüntü biraz bozuk ama bu görebildiğimiz alanın daha geniş olacağı gerçeğini değiştirmez. Yolun bu tarafından gelen bir araçtaysanız, bu aynanın yardımıyla buradan gelen araçları da görebilir ve olası kazaların önüne geçebilirsiniz. Bu aynaların neden önemli olduklarını ve özellikle otoparklarda sıklıkla kullanıldıklarını anlamış olduk. Videonun başında size yan dikiz aynalarından da bahsetmiştim. Yan aynaların da tümsek olmalarının sebebi işte budur. Başka bir deyişle tümsek aynaya baktığınızda görüş alanı bir düzlem aynaya göre daha geniş olur. Videoyu bitirmeden önce size son bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki uyarıda neden aynadaki nesneler göründüklerinden daha yakındır yazıyor dersiniz? Biraz düşünelim mi? Şimdi bu fotoğrafa geri dönelim. Buradaki aynanın bir düzlem ayna olduğunu düşünürsek görüş açımızın aynı olmayacağını biliyoruz, öyle değil mi? Bu tümsek aynanın görüntüsünde bir düzlem aynaya göre daha fazla nesne olduğu anlamına gelir ve daha fazla nesnenin aynı görüntüye sığabilmeleri için olduklarından daha küçük olmaları gerekir değil mi? Yani aynı alana daha çok nesne sığması için nesnelerin daha küçük olmaları gerektiği mantıklı, öyle değil mi? Bu yüzden tümsek aynanın görüntüsündeki nesneler düzlem aynanın görüntüsündeki nesnelerden daha küçüktür. Şimdi tümsek ayna ile düzlem ayna arasındaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Günlük hayatımızda kullandığımız aynalar genellikle düzlem aynalar olduğu için tümsek aynaya baktığımızda beynimiz küçük oldukları için gördüğümüz nesnelerin uzakta olduklarını düşünür. Örneğin buradaki kamyon aynadan uzaktaymış gibi görünmesine rağmen aslında hiç de uzak değil. İşte yan dikiz aynasında yazan nesnelerin göründüğünden daha yakın olduğunu söyleyen uyarının mantığı bu. Nesneler küçük göründükleri için beynimiz uzak olduklarını düşünüyor ve bu yüzden yan aynaya baktığımızda aslında pek de uzakta olmayan bir şeyi uzaktaymış gibi düşünür ve kaza yapabiliriz. Uyarının nedenini de anladığımıza göre hemen kısa bir özet yapalım. Bu videoda dış yüzeye yansıtıcı olan küresel aynalara tümsek ayna dendiğini, bu aynaya düşen paralel ışınların yansımasından sonra dağıldıklarını ve tümsek aynaların daha geniş bir görüş alanı sağladıkları için kullanıldıklarını öğrendik.